Sevgili dostlar merhaba. Sohbet, muhabbet her zaman bambaşka şekilde tecelli eder. İnsan gönül dünyasını geniş tutunca sadece ailesine değil tüm insanlık ailesine hitap eder. Bunun için de sabırlı olmak, karşıdaki insanın ve dinleyenlerin halinden anlamak, ihtiyacın ne olduğunu bilmek ve ihtiyacı olan insanların yanında olduğunu hissettirmek insana bambaşka güzellikleri katar. İşte insan yola çıkarken, güne başlarken dost, ahbab, yaranını, sevenlerini ve muhatap olacağı insanları gerçekten severek, onların yanında olduğunu hissederek hayata başlarsa bereketi de güzellikleriyle beraber gelir. Evet. Sevgiyle, muhabbet ile yolumuza devam edeceğiz dedik. Ve yolun devamı da ancak bu şekilde karşımıza çıkar, bize güzellikler katar dedik. İnsan beraber olduğu eşine, ailesine, sevdiklerine, sevenlerine, kendisini sevenlerine de verici olduğunu, verimkar olduğunu, iyi niyetli olduğunu hissettirmeli. Bu duygularla olduğunda nimetler bambaşka şekilde akmaya başlar. Çünkü biz enerji varlığıyız. Enerji taşıyan insanlarız ve karşımızdaki insanlara da katkı sağlamak üzere birlik, beraberlik olursa millet olur, devlet olur. Kader birliği yaptığımızda bereket arkadan gelir. Tabii ki tatlı rekabette bunun güzelliğidir. İçinde bulunduğumuz günler kışın habercisi, sonbaharın son günleri ve soğuk kış günlerinde İnsanların ihtiyacı olan bilgileri, ihtiyacı olan gıdaları, ihtiyacı olan tedarikleri onlarla paylaşma günleridir. Dünyanın tamamı sizin olsa, bizim olsa ne yazar, neye yarar paylaşmadıktan, paylaşamadıktan sonra? Dünyadaki bütün zenginler başkalarıyla paylaştığında mutlu olabilirler. Fakirler de maddi imkanları az olanlar, kısıtlı olanlar da o az olanı paylaştıkça bereketi elde ederler. İnanın o zenginler de fakirlikten gelmişlerdir. Bilirler sıfırda olmanın, ekside olmanın, eksinin altında olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Madem biliyoruz, madem ki yaşadık, öyleyse halden, hatırdan anlayacağız ve insanların ihtiyacı olan ne varsa onları onlarla paylaşmayı bileceğiz. Vallahi insanlık budur. Kim bir başkasına yardımcı olursa Allah da onun yardımcısıdır. Kim kardeşine yardımcı oluyorsa o yardımcı olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Kim istemez ki Rahman'ın yardımı kendisiyle olsun olmasın. Kim istemez? Herkes ister. Öyleyse Rahman'ın yardımı her şeyi rahmetiyle, merhametiyle kuşatmış ve her şeyi bolca veren, dağıtan Yaradan'ın ikramıyla muhatap olmak. Kim istemez bunu? Elbette herkes ister ama çok az insan bunu başarmak için, Allah rızası için başkalarına verebilir. Herkese yardımcı olamaz. Yardımcı olmak bir erdem işidir. Bir duygu işidir. Maneviyat işidir. Paylaşabilme durumudur. Herkesin bu lütfa sahip olduğunu düşünmüyorum. Keşke olsa. Veremeyen insanları görüyoruz. Vallahi veren var olur. Vermeyen yok olur. İlahi sistem bu. İster inanalım, ister inanmayalım. Ama Yaradan o nimetleri tek başına yiyelim diye değil,
başkalarıyla da paylaşalım diye veriyor. Bugün Allah rızası için ne yaptık? Bugün kaç kişiyi sevindirdik? Kaç yetimin çocuğun başını okşadık? Kaç tane dost, ahbab, yaran aradık? Kaç hocamızı arayıp hal hatır ettik? Kaç bize selam veren insana daha bir güzel tebessümle, daha mutlu ifadelerle yanıt verdik? Bunlar çok özel şeyler. En büyük paylaşım, sohbet, muhabbet, tebessümdür. Paylaşabilirseniz, paylaşabilirsek. Paylaşamıyorsak çok büyük kayıptayız demektir. Allah bu durumlardan bizi muhafaza buyursun. Bu alemde olacak olan ve olmayacak olanlar vardır. Olacak olanlarla olmayacak olanların dengesini kavrayanlar, sabırda sebat edenler, Rabbim verdi, Rabbim artırır ya da Rabbim alır, vardır bunda bir imtihan diyerek bu duygu düşüncelerle hayata bağlananlar, teşekkür dolu olanlar, her şeye rağmen teşekkür edenler, verse de teşekkür, vermese de kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebiliyor musunuz? İşte o zaman çok güzelsiniz, çok başkasınız. İşte bu duygu düşüncelerle hayatı kuşatmak, yani 40 puan aldık diye imtihanda hocamıza hakaret etmemek, hocam eksiğimiz neydi, bir sonraki imtihana biraz daha güzel hazırlanalım diyerek hocamızın kalbini kırmadan, gönlünü yaparak bir sonraki aşamaya daha iyi çalışacağınızı ve iyi bir öğrenci olduğunuzu, kendisine de teşekkür dolu olduğunuzu ithaf ederek cümlemizi sarf ederseniz, işte o zaman Yaradan size bambaşka imkanlarla bakışı sağlar. Zira bunu yapan da, bize puanı eksik veren ya da hak ettiğimizi verip daha iyisi olsun diye çalışırsınız diye düşünen öğretmen de zulm olsun diye bunu yapmıyor. Farz edelim bunun için yaptı. Bundan sonrasının kaderi sizin elinizde. Bir dersten 25, bir dersten de 15 puan aldım. Hocalarımın yanına gittim. Kıymetli hocam, ben bu derslerden geçeceğim. Ne önerirsiniz diyerek kendilerini ders çıkışında ayaküstü birazcık laflayarak sohbete tuttum. Normal şartlarda birçok arkadaş düşük not aldığı için ben buradan artık çıkış yapamam, 90-95 alamam diyerek okulu bıraktılar. Fakat biz bırakmadık. Çünkü biz başarısız olmaya değil, başarılı olmaya geldik. Ve hocalarımızı da başarısız kılmaya gelmedik. Düşük not almamız sadece bizim başarısızlığımız değil, öğretmenin, öğreticinin de başarısızlığıdır. Ve gerçekten o derslerden yeterli notu alarak geçtik. Yıllar sonra hocalarımla karşılaştım, teşekkür ettim.